Arkadaşım gelsin. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ayakkabılar da yeni mi? Düzgündür, gevşek, düzgündür. Evet, düzgündür. Ben... Sana diyorum. Evet, sana diyor. Sana diyorum. Bana da diyor. Bana da diyor. Arkadaşım. Hani bana da diyor ki sen yalnız hissetme kendini diye. İkimine birden diyor yani. Şey çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşım. Efendim. Vidalı gibisin. Ya bir düzgün dursana, kurt mu var sende? Var, bir şey var, tam çıkamadı daha. Nasıl bir şeyse artık 35... Sırıtma. At arkaya mikrofonu. Sakın atma yere. Git elinden tut, getir çocuğu. Sen burada mı bekliyorsun? Niye üstünde bir şey yok senin? O ne ya? Arkadaşım, doğru kişinin elini mi tuttun? Ondan ziyade elini mi tuttum diye ben... Giyilik işte, niye şaka yapıyorsun? Bir bayan, bir de onun annesini al yanına, çabuk ol. Annesiyle gelen hiç bayan yoksa ne halt edeceğim? Fark etmez, onları sahnede anneye kız yaparız. Şimdi bak, bu sefer de bayanlar bana bakma. Herkes tabana bakıyor. İsminiz ne ablacığım? Efendim? Bursa'dan mı geliyorsunuz? Niye? Efendim? Buyurun gelin bakalım neymiş o? Elif, bir anne bul kendine, öyle gel. Annen yok. Otur o zaman. Otur. Anneni doğurana kadar otur. Elif, bir anne bulup kendine gider misin? Biri tutup kolundan getirecek. Alkollü müsünüz ablacığım? İstemiyor annen olmayı. Siz buyurun. Arkadaşım sen bul annesini. Nerede annen? Arkadaşım sen bul annesini, bakma ha, kıza. Valla bir tane anne. Şimdi de herkes şeye girer. O kadar yaşlı mıyım canım, annesi olacak. Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Arkadaşım bulsana birini. Elif Hanım'ın annesi olmak üzere bir bayan istiyorum efendim. Ben istemiyorum yani. Oradan öyle bir emir geldi. Herkes bak böyle. Arkadaşım sen gör, parmağınla işaret et. Rica et. Rica et. Ha? Rica et. Vallahi bir tane hanımefendi arıyorum. Yani ondan yaşlı olmak zorunda değil. Efendim? Siz gelin abi. Ha, yengeye o kadar... Ne oldu? Yok ben demedim ya. Ben hanımı dedim ya. Ay annesini ya. Rica et, abinin hanımından rica et. Gelmez. Gelir. Yenge buyurun lütfen. Alkışlarla. Geçmiş olsun. Aman basamaklar. Merhaba ablacığım, bu arada hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Yorduk sizi, çok özür diliyoruz. Bilet parası iade edilecek yani. Katkılarınız. Hanımefendi, var. Beyefendi eşiniz miydi? Eşim. Hep ateşe atar mı sizi? Bazen. İsim neydi ablacığım? Deniz. Deniz Hanım'la Elif Hanım. Tamam. Arkadaşım 3, 2, 1 buyurun. Dövüyorum. Hayır. Ne yapayım? Deniz Hanım'la Elif Hanım. 3, 2, 1. Aynı evdesiniz. Demek ki nesiniz? Ben kanepeyim. Hayır. Onlar abajur, ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Al onları yanına. Eve yerleştir. Abla alayım kızı. Öyle değil arkadaşım. Ablayı kütüphaneye koyacağım. Arkadaşım şunları eve yerleştir, beni güldürme. Bir şey yapacağız burada. Evi nasıl yerleştir? Evde de... Ya evi göster, evi. Salon, salomaj, jart, curt. Salomaj. Kromaj yok, kromaj. Mutfak, salon. Banyo. Banyo ile mutfağın arası. Küçük bir ev işte. Burası ev, burası. Arkadaşım yerleştirsene onları. Mutfak falan hep araları yıkmışız. Duvar yok, birleşik hep. Arkadaşım stüdyo. Yerleştir şunları. Gel ha, sen şeye gel, mutfağa gel. Gel tatlım. Siz yenge, siz de salonda olun. Salon nerede bilmiyorum. Buyurun, buyurun Deniz Hanım. Gelin gelin, ben size durun diyeceğim. Gel 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 gel. Işığı yüzünüze alın, durun tamam. Arkadaşım sen de kendine bir yer bul. Ben kenefte olurum. Hayır. Sabahsa gazeteli. Sen de şuralardasın. Evet.
Demek ki nesiniz? Yan yanayız böyle. Hayır. Değil. Evdeyiz. Aynı evde olduğunuza göre senin neyin oluyor onlar? Ev arkadaşım. Hayır. Ha aynı. Ha evet. Olur. Demek olur. Ki hanımefendi neyin? Annen? Annem. Elif Hanım? O da öbür annem. İki annem varmış. O da kız kardeşin. Kız kardeşim. Evet. Tanımıyor musun? Hayır. Tamam. Aynı evdesiniz. Evet. Ve o sırada kapı çalar. Elif annesine sözlüsünden bahsetmektedir kulağına. O sırada kapı çalar. Çal kapıyı Volkan. Ne yapıyorsun? Gazete okuyorum. Niye orada okuyorsun gazeteyi? Ben hep piyanoda okurum gazeteyi. Ben senin ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Öyle mi? Evet, çal kapıyı Volkan, seyirci uyuma. Volkan, köy evi değil bu. Zile bas. Evet. Seyirci daha güçlü çal, duymuyor salak tuvalette. Arkadaşım, koş. Elif sen de git. İkiniz birden koşun. Kapıda çarpışın. Arkadaşım ben açacağım, sen açacağım kavgası olsun. Evet. Sen tekrar tuvaletten çıkıyorsun, koşturuyorsun. Heh, orayı garanti ettik ya. Tamam. Artık montajda atamayız. 3, 2, 1. Yallah. Kapıdasın, oturma deme her seferinde. Ha. Evet. Koş. Tam kapıda çarpışın. Sen açacağım beni. Arkadaşım. Özür, parçalarım ha. Manyak ben... mısın sen? Özür, çok çarptım. Ha, çok mu çarptım? Hayır. Ha, bir daha çok çarpacağım şimdi. Arkadaşım çarpışıyorsunuz, sen açacağım ben açacağım yapın. Ha. Sen açacaksın, ben açacağım. Sen açacaksın, ben açacağım. Sen açacaksın, ben açacağım. İkisi aynı anda yapıyoruz. Sen açacaksın, ben açacağım. Güzel gidiyor. Anlamsız oldu ama. Süzme. Volkan. Bak bana. Kızla çarpışıyorsun ya. Evet. O... Sen de bak Elif. Kızla çarpıştığınız anda sen diyorsun ki sen açacağım, sen diyorsun sen açacağım. Tamam. Artık neyi göreceğini sen bil yani. 3, 2, 1, koştur yallah kapıda. Çarpış. Ya sepik. Bu da ceza mı oldu, mükafat mı bilmiyorum. Tam o sırada sen kapıyı aç. Ben bayağı rebound yapıyorum ya. Arkadaşım aç şu kapıyı. Elif arkadan yapışsana şuna. Aa, ne yapıyorsun? Pardon, çok özür diliyorum. Ben kapıyı aç. Tamam. Kimsin? Kimsin? Dur, ben konuşacağım onu. Arkadaşım, sen, senin arkadaşın geldi sanıyorsun, tırsıyorsun. Elif, sen de sözlün geldi sanıyorsun, tamam mı? Sen sözlün gelmediğini anlayınca, aa benimle ilgili değilmiş deyip posta koyup gidiyorsun. 3, 2, 1, aç. Aman be. Benimle ilgili değilmiş. Sen kapının arkasındasın, nereden gördün ya? Ben kapıyı bu suratına çarptım, göremez ki. Burada kapılar var. Aa benimki değilmiş. Değil mi tabii ya? O zaman bacağını biraz ayrık tut. Elif bacak arasından bak. Sen bak ben gidiyorum. Hayır. Aç ben şunu. Yarım kaldı zaten. Sen söyledin. Kimsin? Arkadaşım müsaade etsene kıza. Ne tefessüh etmiş bir aile bu ya. Arkadaşım kıza müsaade et. Bacın o senin, bir şey olmaz. Bacı bacık arasından bakıyor ama. Aç. Kimsin? Sen kimsin? Elif sen oradan açıdan... nasıl gördün adamı? İlk defa bu açıdan baktım, şoktayım. Elif biraz kafayı uzat, gör çocuğun yüzünü. Evet 3, 2, 1 ver müziği. Kimsin? Ben de gideymiş. Ben de değil, o zaman anneme gezdi. Gideyim mi? Ya senle ilgili arkadaşım ben... sen görünce çok bozul çocuğu. Ha. Niye lan... sakalını kesmedin? Arkadaşım! Dur bir konuşayım, neye ha. bozulduğunu şimdi anlayacaksın. Ha. Elif sen de dinliyorsun, kulak misafiri ol. Anne siz de şey yapın orada. Börek yapın. Pırasalı ama içine azıcık da peynir koyun. Ne peyniri koysun? He? Ne peyniri koysun? Maraş peyniri olabilir. Maraş peyniri. Allah'ın midesi. Lan Tolga. Niye vermiyorsun lan borcunu? O elini indir vallahi. Arkadaşım! Kim seslendiriyor lan seni? Alacaklın gelmiş. Lan yakaladım lan seni. Ya yok ben bu evde çalışıyorum. Arkadaşım. Niye vermiyorsun lan borcunu? Vallahi. Böyle yiyip yiyip kaçmak var mı lan? Oğlum ha? Para biriktirmeye çalışıyorum. Ben bu evde çalışıyorum. Konuşma lan. Yaşamıyorum. Vallahi burada tuvalette çalışıyorum. Tuvalet arkadaşım.
Tuvalet testere mi? Arkadaşım yemez. Yer. Bir de yemez. Yemedim ulan. Vallahi. Oğlum bak. Yarın sabaha kadar parayı getirdin. Getirmedin. Vallahi billahi oklavayla kafana bak. Bundan mı korkacağım ben? Getirdin. Bu ne? Volkan. Azıcık şey ol sen de çevik. Ya, yürü git. Aç şu kapıyı. Sen çok mahcup oldun ve Elif'in duymasını istemiyorsun. Çok mahcubum, özür diliyorum. Ben Elif'in duymasını istemiyorsun, onun duyduğunu görünce rahatsız ol. Lan yarın sabaha kadar parayı getir bana bak ha. Şimdi smokin yeni dikildi. Uruşturma gerçekten teperim yani. Tamam mı lan? Tamam. Hadi. Halledeceğiz. Hadi. Ya şimdi. Hadi karışma. Karışma. Ya sen bak. Yürü. 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 Ya seni kim seslendiriyorsa boynun altında kalsın. Gerçekten. Çünkü ya akıl var, mantık var. Adam diyor ki tamam halledeceğim diyor. Dur. Ya sus, adam ne zaman ödeyeceğini anlatsın değil mi? Ama yok tabii, kafa yok. Konuşma. Anladın? Yok. Konuşma. Arkada kıza bak çaktırmadan yan gözle. Sen değil, gerizekalı kız. Pardon. Benim kardeşim, evet. Sen şimdi kız kardeşine bakınca... Sen değil manyak. Sen ona bakıyorsun, o çaktırmadan evet. Kız kardeşine göz atıyor. Sen de o sırada tabii bir erkek ne yaparsa onu yapıyorsun. Evet, bak. Cüneyt'e bakıyor manyak. Volkan şu kıza bak, bu manyağa prim verme. Çok çekicisin ya, ne korktum aman. Sen kim okuyorsun lan? Kim okuyorsun? Kardeşin mi bu senin? Sana ne? Yasak mı lan bakmak? Yasak tabii. Ne olur bakarsak? Lan beyinsizler, ne bakıyorsunuz birbirinize? Tatlı çocuk, ben hoşlanıyorum. Arkadaşım! Vallahi sakalsız hayal ettim, güzel çocuk yani. Saçmalama. Saçmalama. Tamam, vur kapıyı yüzüne. Ha, onun yüzüne kapatıyorum. Kapatma anlamında. Tamam, özür diliyorum ben. Evet, o şey yapıyor. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Tamam Volkan, geç yerine. Sen de kıza posta koy. Ne bakıyorsun lan, arkamda duruyorsun falan, o tarz. Sen niye öyle kapıya gelen el heriflere bakıyorsun? İçine koş, mesaj at ya, sessiz konuş sen. Elif, de ki senin de herkese borcun varmış abi. Evet, çirkef kız kardeşsin senin sen. Senin de herkese borcun varmış abi. Sen ne, aşı mı oldun konudan? Niye konuşuyorsun? Ya borç değil. Benden ödünç aldı, para aldı. Efendim, bir daha ne zaman vereceksin diye soruyor. Yani yoksa şey yok yani. Geçmemiş o, bir daha ne zaman vereceksin diyor. Bu tarz insanlar işte mahalledeki insanlar ya. Ama öyle el alemin adamlarına... Öyle Elif öyle... yedin mi? Yedin mi yemeğini? Kalkın ya, artık çabuk o zaman masayı topla, yediysen. Söyle, yemedim abi. Anneme söyleyeceğim seni de. Buraya kapısını kapatın ya. Anneme söyleyeceğim seni. Şu abine söyle, annene söyle, üst kattakilere söyle. Tamam, şimdi tam o sırada kızın sözlüsü gelir. Sarp gel. Gel, bas zile Sarp. Siz tekrar koşturursunuz. Arkadaşım koşup kapıda çarpsana kıza. Niye? Gıcığım ben ona. Arkadaşım bilmiyorsun onun geldiğini. Ben kardeşime gıcığım ya. Evet, 3, 2, 1. Benim başta geldi. Bırak Suzan'ı, bırak. Ya hep evet, mi? Koş! Ya dur! Ben ya. Açacağım, sen açacaksın, ben açacağım, sen açacaksın. Ben açacağım. Sen kimsin lan? Ben. Ben. Çok açıklayıcı oldu ya. Bende de var bir tane, bak. Ben. Sarp, ne oldu lan? Korktum. Sarp, sen bu kızın sözlüsüsün, neden korkuyorsun? Ya sözlüsü zaten, ben sen kimsin diyorum. Ben sözlüsünü tanımıyor muyum kardeşimi? Tanıyorsun salak. Evet, ne kadar gerizekalıca bir şey yaptım şu an ben. Evet, açtın kapıyı sözlüyü görünce sen devamlı ne gelip gidiyorsun lan de. Sen devamlı niye gelip gidiyorsun eve? Ben öyle bir şeye ihtiyacınız var mı diye geldim. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Daha değişik şeylere ihtiyacımız var. Hadi konuşuruk. Kapama, tam kaparken anne arkadan müdahale et. Annem de kapıyı kırdı. Herkes bir kapıdan giriyor evde. Hiç kapıyı açıp aradan bakayım diyen yok ya. Anne oradan müdahale etsenize Deniz Hanım bağırarak. Nasıl ev değil, rehabilitasyon merkezi olabilir mi? Yani herkes bir deli çünkü. Arkadaşım senin aile. Geç oraya. Evet. Ama kapı bence açık. Sizi, bence sizin aileyi oynuyoruz şu an. Arkadaşım kapı açık. Kapı sen açık. Elif, Elif sen şey buna şarlıyorsun abine. Ya. O benim sözüm tabii ki gelecek falan diye. Anne siz müdahale edin dışarıdan. Buyurun. Kim gelmiş? Kim olacak bu? Bunun zibidi sözlüsü geldi ya. Benim sözüm tabii ki gelecek. Sen niye kapıyla konuşuyorsun kız? Bu tarafa geçsene.
Yenge siz de şöyle dursanız. Hani hafif böyle diye. Yenge diyorum anneme. O kadar mesafeliyim anneme. Akrabalık ilişkileri almış yürümüş bize ya. Ama annem aynı zamanda yengem de olabilir. Ne saçmalık. Arkadaşım. Babamı çok merak ediyorum. Babam kim? Babamı çok merak ediyorum. Sen arkadaşım, baban senin gemi kaptanı gitmiş. Babam belki de bunun sözcüsü aynı zamanda. Hayır. İşler iyice karışmış burada ya. Arkadaşım. Çok saçma bir şey olmuş ya. Vallahi. Kestik. Ben kenefe gidiyorum ya. Kestik. Ben orada huzuru orada buluyorum hocam ben. Bumcu şunun kafaya vursana bundan. Bumcu maşallah Allah var ya. Ulan ne gıpta ediyoruz sana ya. Evet. Ne geldin lan sen? Elif gir. Şuraya gelsene biraz ya manyak. Elif girsene. Sözüm geldi ne oldu ki ne olmuş yani? Ne oluyor ya oluyor. Anne siz devreye girin. Kavga ediyorlar. Sarp hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ne haliniz varsa görün. Arkadaşım. Ya bu iş olmuş hallolmuş hadi bundan nikah gününü yap. Adam sözlüsü gelmişler demiş ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle verir misin? Baban da tamam demiş gitmiş Suudi Arabistan'a. Hemen kutlamak için. Evet sen çok gıcıksın çocuğa. Evet Sarp gir mevzuya. Hemen atla annenin eline. Öpeyim anneciğim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Kapıyı kapattım, çekemezsin artık, kapattım. Elif sen de çocuğa yanaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de piyaniste doğru gideyim mi? Hayır, sen gıcık ol git aralarına. Gitsene aralarına. Ha aralar, ben anılarını anladım. Şey, var özür diliyorum. Hayırdır, niye geldin sen birader? Ne oldu? Anne siz devreye girin, oğlunuzu şey yapın. Sözlüsü artık. Hocam tamam anne. Ne yapayım ben şimdi bu adam böyle durmaz ki. Anne melek zaten. Hiç... Ben nasıl diyeyim ki bunu? Ben anne çok falan. Sert olun. Ha? Git içeri falan deyin. İçeriki oda yollayın. Hıt. Evde de böyle mi abi? Ona daha çok hıtlıyorum. Abi, kaç yıllık niye... evlisiniz abi? 26. Kaç kırbaç eskimiştir bu arada. Öt! Evet hanımefendi çok beğendim hütü. Siz oradan yürüyün. Höt! Git içeri lan falan yapın. 3, 2, 1 buyurun. Sen Elif'teki anne şuna baksana ya falan yap. Anne şuna baksana ya. Bakayım. Hayır abine bak. Sözüme değil. Elif. Abine, abine. Anne şuna baksana ya diye şikayet et abine. Anne şuna baksana ya. Bakıyorum, sen içeri gir. Öt. Evet, Sarp de ki, anneciğim müsaadeniz olursa bugün şeye bir yerlere götürüp oradan da sinemaya götürmek istiyorum kızı de. Şimdi bir dakika, önce ben izin verecek miyim, vermeyecek miyim onu? Bir söylesin hanımefendi. Anneciğim izninizle ben bugün önce bir şeye götüreceğim sonra... Lan gerizekalı orayı sen uydursana. Şeye götüreceğim denir mi? Arkadaşım senin neyin var devam tuvalete giriyorsun? Ya bu kapı sürekli açılıyor. Soğuk yiyorum ayaktan. Peki otur. Söyle Sarp. Biz önce tost yemeye gideceğiz. Ondan sonra sinemaya gideceğiz izninizle. Tamam çocuğum deyin. O sırada sen atla arkadaşım tuvaletten. Tamam çocuğum. Gidebilirsiniz. Tamam teşekkür. Tam o sırada atla. Ne yapıyorsun? Böyle intihar ediyor. Öyle buyur. Değil. Kurban oldum. Oradan kapıyı aç. Yani pantolonu falan zor toplayarak at kendini salona. De ki nasıl gidersiniz ulan sen abisin. Evet. Kızı aa. Diyor ki yok tost yemeye ondan sonra sinemaya. Tost sürdü 2 dakika. Akşama kadar yine, ne yapacak bunlar? Yine ceryanla kalın burayı açtım. Nereye gidiyorsunuz be tost yeme falan? Anne sen de bunlara izin verip duruyorsun ha. Tost diyecek, orada sinemaya gidecek. Ondan sonra nereye gidecek? Kaçta gelecekler? Ben nasıl kontrol edeceğim bunları ya? Bu yaşta bir sözlü, sözlü. Ne sözlü? Evli demek değil ki sözlendi. Yarın ayrılabilirler yani. Ben bu tarz şeylere karşıyım ha. Gelin ata binmiş. Ne demiş söyle. Gelin ata ne demiş bir neden? Ne? O ne gelin demiş? Ata binmiş. Gelin ata binmiş. Ne? At ne demiş ki bu? Arkadaşım bilmiyor musun onu? Hayır. Gelin ata binmiş. Gelin ata binmiş. Daha kısmet demiş. Ya kısmet demiş. Çok bilenle bilenin olduğu tek sahne burası. Bana girme işine bak.
Söyle. Vallahi anneciğim de. Anneciğim. Büyük büyük söyle. Anneciğim. Büyük anne. Büyük anne mi? Hayır, büyük büyük söyle. Gelin ata binmiş. Evet, buyur. Gelin ata binmiş. Ha, gelin ata binmiş. Nev demiş, kısmet demiş de. Na mı, ne mi, ya mı onu bilmiyoruz. O nedir anneciğim? Onu soracaktım ben sana. Ya artistlik yap. Gelin ata binmiş, ya kısmet demiş diye. Alttan al yukarı çıkar, evet. Gelin ata binmiş, ya kısmet demiş. Alttan almışlar atı. Hayır. Sen zıplıyorsun olduğun yerde. Sen zıplıyorsun elir, olduğun elir. Yerde. Ha. Deliriyorsun, delir. Ha. Ağlayarak. Suzan ne yapıyorsun? O da heyecanlan, at deyince. Suzan en heyecanlı. Ne var? Bir şeyler içelim bari, birer kadeh. Arkadaşım. Birer kadeh vereyim mi? Her gün kafa gitti herkeste. Arkadaşım, tuvalete girdin gene. Evet, benim bütün ilaçlar orada duruyor. Elif, sen zıplamaya başla. Bağırarak. Anne, bu adam niye her şeye burnunu sokuyor diye ağla zırla. Anne, bu adam niye her şeye burnunu sokuyor? Burnum büyük çünkü canım. 200 metre uzaktan burnumdan tanıyabilirsin beni. Sarp, sen gir devreye şimdi. Bir girsene. Biz tost yiyeceğiz. Ondan sonra sinema falan. Ondan sonra sinema. 11.30'da bitse. Kaçta geleceksiniz eve? Tosttan sonra sinema. Ha, yani. Onu açık şey yap. Evet, sonra sinemadan sonra bir hava alırız geliriz. Bence de zaten hava alırsınız ancak. Bu anlattıklarına yani. Sinemadan sonra nereye gideceksiniz? Hava almaya. Nerede? Açık havada. Güzel, mantıklı çocuk. Evlensin. Arkadaşım! Evlensinler, çocuk akıllı. Arkadaşım. Evet. Sen nasıl Türk abisisin? Ha. Alamazsınız. Açık havada hava mı alınır? Arabaya falan girin. Camları iyice kapatın. Bu olsun camlar. Sen hakikaten şey çıktın. Ama açık havada hava almasına izin vermezsen bu kız buğulu arabada hava alır. Arkadaşım. Arkadaşım. Benim. Çocuk ne derse desin şöyle başlayacaksın cümleye. Mecmen diye başlayacaksın bir kere. Mecmen. Tamam mı? Ondan sonra ne derse desin sen tam tersini söyleyeceksin. Sarp tekrar gir. Saatli konuş. Buyurun. Biz 2'de tost diyeceğiz. Evet. Kaça kadar? Konuşmen diye başla her cümleye. Ha. İşte 3'e kadar tostumuzu yesek. Mecmen. 3'den sonra ayran içeriz. Mecmen. Ondan sonra sinemaya gidelim dedik. Mecmen ha. Kestik. Sen gerçekten sığırsın. Evet ya. Şunu sen. Ha ben. Gene ben. Lan adam diyor ki 2'de tost yiyeceğiz, 3'te ayran içeceğiz. Arada 1 saat var. Artık bunlar tost nasıl uzakta mı yiyorlar tostu? Tamam da belki büyük tost. Yengense. Arkadaşım yengen halam fark etmez. Bir tost dediğin 5 dakikada biter. Bu çocuk yalan konuşuyor. Belki aceleye getirmek istemiyorlar. Arkadaşım. Evet. Sen Türk abisisin. Sisisisin. Evet. Ver Türk abisi müziğin alttan odunu. Heyecanlansın bu salak. Evet 3, 2, 1 yalla. Mahvetti bu müzik beni şimdi ha. Sarp gir. Elif sen de arkadan Sarp'ı destekler yap. 2'de çay yemeye, tost yemeye gideceğiz. 5'te de tostu yemiş oluruz. Sonra işte 8'e kadar ayran içsek. Saat 10 gibi burada ol çünkü tatlıyı yemen sabaha kadar sürecek. Nasıl bir tost yeme lan? Arkadaşım sen inanma. De ki anne ben de gideceğim ki bunlarla. Yoksa hayatta göndermem de. Ben bana ters böyle şeyler. Anne ya ben de bunlarla giderim ya da bu kız bu evden çıkamaz. Çok beğen anne bu lafı. Çok beğen beni. Çok beğen. Ha hadi tamam. Tamam girebilirsin. Ha tamam ya tabii ya. Harika bir fikirde. Elif sen tekrar zırlamaya başla. Ya hayır ya. Anne, gel oğlum sana başka kız bulalım. Vallahi. Arkadaşım bacın o senin. Evet. Bacım Deniz da... Hanım'ı alkışlarla yerine gönderin, evden çıkın. Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Yorduk vallahi. Enişteye selam. Aman dikkat. Aman. Yoksa ben tuttum ama sizin amaç mı buradan? Öyle bir şeyse önceden söyleyin abi. Ben... Ne kadar mazbut bir ikili ya. Ne kadar. Neredeyse inanacağım yani. Çıksana. Çıkayım. Kapıdan çıkalım abi. Oldu görüşürüz o zaman. Arkadaşım!
Ya gitsene çocuğun arkasından. Çocuk kendi gitmek istemiş. Ben niye engelleyeyim şimdi ya? Desene hadi abi o zaman bizim şeye tostçu Selami'ye gidelim de. Bravo. Kapıdan elini mi sıktın? Evet, şimdi kıza çok sert, arkadaşım çok sert davranıyorsun kız kardeşine. Gitarla vurayım mı? Hayır, bir o daha... tarz değil. Şiddet değil. Yok, sadece sertlik var. Ha, sert. Evet, ama birazcık da y**aksın, çocuğa yamanmak istiyorsun. Borcun var ya, ha. Belki damat paralıdır. Ya. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Çıksanıza şu evden. Ha. Gel bakalım, yürü gidelim hadi. Bak, en ufak hatanızı görürsem bu söz mü atılır yani? Söz atılır ne demek onu da bilmiyorum. Bugün göreceğiz. Gel bakalım. Acele etmeye ya, bu yarı çocuk beklesin iki gün. Çıksana kız. Prodüksiyon yapın Selami Tostu. Ben başka tarafa arkadaşım. Gidiyorum. Devamlı onları izliyorsun. Ellerine bakıyorsun devamlı. Tutuştukları anda girişeceksin. Sen de onların ellerine bakıyorsun. Aa kız meyilli. Çocuk hiç orada değil, kız tutmaya çalışıyor. Masayla vurayım mı bu sefer? Bacın o senin. Evet bacım tutsun o zaman. Evet geldiniz Tostçu Selami'nin kapısına. Evet. Sarp sen burayı çok överek anlat. Enişte yanında ya. Bizim bu Tostçu Selami tosta bir numaradır abi. O, çok güzel sucuğu da harikadır. Çok büyüktür tostları. O yüzden anca 3 saatte yiyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Otur bakalım. Gel sen bu tarafa gel. Sen bu tarafa gel. Biraz şöyle gözünüze bakarak konuşayım sizle ya. Uzun zamandır görmedim ikinizi bir arada. Bu da maşallah çöp kutusu mu masa mı belli değil. Müslüman arkadaşım gel. Abuk subuk hareketle gözüm parçalarım yemin ediyorum. Hoş geldiniz. Tost kaldı mı yoksa hepsini yediniz mi? Ne tatlı bir yere getirdin bizi. Ne tatlı bir yere getirdin. Sen Sarp tanıyorsun Selam abiye gir. Selam abi nasılsın? Nasıl İyiyim dostlar canım. Bugün? Nasıl? Almışım manitayı gelmişin gene. Öyle demesek abi şimdi. Niye lan ne oldu? Yok o bizim şey sözlü mü? Bunun yazılısı nasıl acaba? Sen ne istiyorsun? Kel. Senin yengeni çok methettiler. Arkadaşım sen bulmuşsun gariban çocuğu yükler. Bir haftalık yemek yemen lazım. Hocam şimdi bir tek tost yemeye gelmedik herhalde. Bunun neyi meşhur ya? Tostu meşhur abi. Tamam o zaman. Çok güzel. Allah. Nohutlu tavuklu pilav da söyle. Her şeyi söyle. Evet. Kaşar şey yengenin arasına tavuklu nohutlu pilav da koy. Arasına değil ayrıca. Arasına, yanına koy onu ayrıca koy. Ayrıca. Ayrıca. Evet ıslak ayrıca. Hamburger de söyle. Ayrıca ver. Islak hamburger söyle. Islak hamburger de ver. Sarp o söyledikçe sen araya mevzuya lafı sok çünkü şey yapsın uzatmasın. Evet uzatmasın şeyi. Tamam hamburger çok büyük zaten onunla doyarız herhalde. Niye canım ben kaç gündür işler çok yoğun perişan haldeyim. 3 tane sosis söyle. 3 tane sosis söyle. Sarp söylesen. Atla hemen. Onu 2 yapalım. 3 yap ya 3. Çok oldu abi yiyemeyeceğiz onları biz hak ettik. Ya sana soran olmadı ki bu sadece benim siparişim zaten ya. 3 sosisli 2 yengen enişten de Allah kerim hadi bakalım. Tamam Hüseyin arkadaşım git yerine. Güvenlik kameraları falan da süper ha. Evet. Sarp sen şimdi kızla muhabbete gir. Ne yapıyorsun Elif? Ne yapacak yanımda oturuyor ya. Ne saçma bir soru ya. Böyle gerizekalı Türk soruları vardır ya. Tak tak kim? Aa sen mi geldin? Yok babam geldi. Ne yapıyorsun? Oturuyor işte. Ne sorulacak soruya bak ya. Ne saçma bir soru soruyorsun. Tekrar gir Sarp. Tekrar gir Sarp. Heyecanlan. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun affedersin? Seni bu kadar heyecanlandıran ne? Sarp çok heyecandan tekrar başka bir soru sor. Elif sen de heyecandan o sorunca. Neler yapıyorsun? Ha, ne yaptığını öğrendin, diğerlerini de merak ettin. Hocam arkadaşım, bu sesli sen sınavından beterdir bu vallahi. Sen de çocuğa psikolojik baskı yap devamlı. Evet Sarp, yalla. Annen nasıl inşallah? Sana ne annesinden lan? Allah Allah. Kızının gönlünü kaptığı sırada annesi mi var yani? Ne saçma bir şey. Annen nasıl? Ne yapacak annesi? Babasına sor onu. Sen bırak onu. Onlar mutlular. Bir abisini soran oldu mu ya? Abin nasıl? Abinin işleri nasıl gidiyor? Abinin mali bir sıkıntısı var mı? Euro tavan yapmış. Sen bir soruyor musun abisinin durumunu? 3 kaşar az 2 tane sosis oldu. Bu ne ya? Siz söz vereceksiniz. Evleneceksiniz. Başınıza bir şey gelirse abisi yok mu? Yardım edecek bir abi yok. Sarp, şimdi abiye sor bir sıkıntın mı var abi diye.
Abi bir sıkıntı mı var ya? Yok oğlum, Allah'a şükür. Arkadaşım var ya. Manyak. Ben çocuğu germek için yaptım. Allah'a şükür gayet hiçbir sıkıntı yok. Var. Var bir sıkıntı. Borç istemeye geldiler ya. Ha, borç istemeye geldiler. Çaktırmadan çocuktan para almaya çalış. Para kopar. Öyle değil gerizekalı. Lafınla sözünle çocuğu Tonga'ya getir. Ha. Baban ne iş yapıyor, oradan gir. Baban ne iş yapıyor? Cebinde para var mı ya? Öyle değil, çaktırmadan. Ha, o, he. Babanlar nasıl? Ha? İyiler mi? Ailen nasıl? İyiler, iyiler. Sen tek kardeş miydin? Ben bunu, bu söz müz, ayağına her şey kaynadı ya. Unuttum ben, dikkat. Tekim ben. Tekim. Tek misin? Çok. Niye? Bunu görünce artık bir tane daha yapmayalım dediler herhalde ya. Ondan... Olabilir tabii. Gir mevzuya. Bu tarz şeyleri ben şimdi... Ağlamaya başladı hayatım... bir anda. Ağlamaya başladı. Sarp ne oldu diye şok ol. Ne oldu ya? Bu hemoroid bitiriyor. Hayır! Ya Volkan geldi ya kapıya. Ha, Volkan böyle geldi kapıya dayandı. Hangi Volkan? İçindeki Volkan'ı sormuyoruz manyak. Bizim kameraman Volkan geldi kapıya dayandı ya. Evet, onu ben hatırlayamadım bir an. Evet. Ağla. Elif sen gir mevzuyu, abi de. Abi. Sarp yalla. Neyiniz var, bir yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Yok aslında sağ. Ama hiç iyi gözükmüyorsunuz gerçekten. Ya anlatacağım, sizin derdiniz başınızı açmış, ben kendisi sıkıntımla. Israr et Sarp. Yok bizim derdimiz, ne olacak size anlatın, derdimiz siz olun ya. Eyvallah. Şimdi... ben bir tane bundan birkaç ay önce... Çaylar nerede kaldı lan? SSS. Şimdi benim bundan birkaç önce bir tane arkadaşım var, senden iyi olmasın. Volkan diye. Şimdi bu çocuk böyle bir sıkıntıya düştü. Böyle bir dara düştü. Dedi ki abi işte sende dedi borç var mı falan. Sarp her söylediğinde vay anasını diye kalk ayağa. Evet. Dedi sen de abi biraz dedi bana verebileceğin kadar bir miktar borç var mı dedi. Vay anasını. Otur yine. Ondan sonra dedim Volkancığım şimdi vallahi dedim bizim de benim dedim kız kardeşimin sözü falan mı var? Vay anasını. Ya bunun verdiği her parlak fikre sen uyma. Arkadaşım! Eniştesini dinliyor. Sanki Çankulay'la dinliyormuş havası. Volkan işte geldi falan. O ara eniştesini dinliyor. O bendim. O dinliyor. O dinliyor. Volkan geldi. Dedik dedi, dardayım dedi. Bana dedi biraz borç verir falan. Tamam verelim dedim. Ben verdim. İşte eli açık bir insanım biliyorsun. Beni tanıdın az çok yani. Anlatmıştır da. O tarz neyim var? Yarısı senin. Ama o yarısında yarısını sen bana vereceksin. Dörtte biri sende kalıyor. Şimdi bu matematik böyle gider, anladın mı ya? Enteresan. Matematik enteresan. Sever misin matematik? Hayır. Ben hiç anlamam çünkü. O yüzden sordum. Şimdi ben ona borç verdim. Dedim ben sana önümüzdeki ay başında vereyim dedi. Ya dedim tamam falan. Ne demek lafım olur. Ulan aradan 6 ay. Ben de söz nöz eşinin işi. Siz Allah aşkına iyi çocuklarsınız. Demek ki bu iş böyle gidecek yani sizin hayat hikayeniz. Buraya para lazım olacak. Ben bu çocuktan parayı alamadığım için... Şimdi ben size bir abi olarak yaza doğru nasıl şey mi yapacağım yani? Abi önümüzdeki yaz evleniyoruz o zaman. Yani... Bu hıyarı mı sevdin sen yani? Bu yani hayatın çözümleri böyle üreten bir adamı sevdin sen yani? Bu mu yani? Evet çok zeki sözlüm o yüzden. Merhaba tatlım. Artık bir çocuk yapsak. Yok ben istemiyorum. İyi başkasından yapayım. Çözüm mü olacak yani? Bunun çözümleri bu. Bu taraf yoksa bu taraf var. Daha konuyu derinleştirmek istemiyorum bile. Sarp. Benim kafam durmuyor. Sen çok. Hemen. Ooo geç kaldık de saate bak. Ooo geç kaldık. Ne oldu? Adaya mı gidiyor işte? Kıllarına bakıp geç kaldık. Sinemaya geç kalıyoruz. Sen git biz yetişiriz. Hayır. Beraber gidiyorsunuz. Ya niye beraber? Daha bir halt yemedik burada. Yediniz. Ben montajda koyarım onları sizin mideye. Çok güzel olmuştu Selami'ye teşekkür et. Selami Bey gel. Ah dünya güzeli geliyor. Sarp gidiyor musunuz? Gidiyor Selami abi. Ellerine sağlık tamam. Sağ olun. Bir daha bu hıyarı getirme buraya. Senin gözüne ne oldu ya? Hocam memnun oldum. Gerçekten hadi lan hadi güzel... hadi. Hadi görüşürüz. Sarp bak alırsın kızı. Beni getirdiğin yere bak. Alırsın yani. Evet prodüksiyon hemen sinema yapın. Hemen sinema yapın. Ya bir tane su getirin diyorum. Boğazımı getirmezler. Arkadaşım yolda tartış. Şey ya hangi filme gidiyorlar sonra. Hangi filme gidiyorsunuz be? Gitmeyin o filme be. Arkadaşım daha çocuk cevap vermedi. Ha. Sor. Hangi filme gidiyorsunuz şimdi? Bir tane romantik bir film varmış. Onu
Hayır yani ya. Korku filmi var, ona gidiyoruz. Korku filmi mi? Eski numaralara. Biz de götürdük kız arkadaşları korku filmi ayağına. Ya korksun da bana sarılsın falan. Yemezler. Normal yok mu Ütel Türk filmi? Tosun Paşa tarzı bir şey. Yok mu? Var. Ona gidiyoruz. Tabii ki de. Artık o kadar kilitleniyorsun gülmekten kıza bir şey yapamıyorsun. Tosun Paşa. En güzel film o. O tarz bir şey bulur gidelim. Tamam. Romantik film. Romantizmi sarp söyle arkamdan sarkıyor de. Düzeltsin onu. Arkandan sarkıyor. Dua et arkamdan sarkıyor. Sarp çaktırmadan düzelt onu. Tamam tamam. Tamam evet. Yürüyün gelin sinemanın önüne. Gel gel. Evet. Sarp şimdi al biletleri. Sor bakın şeye, şeye bakın afişlere. Şurada tartışın bilet, aranızda. Bilet al. Bilet. Afişlere bakın da önce ne olduğuna karar verin. Siz seçin isterseniz. Eri söylesene de kılıbıksın sen diye. Ya bu neye gidiyoruz ki? Ne gidiyoruz? Korsanını alırız bunun ya şeyden. Sinemanın tadı bir başka oldu ya. Niye? Evde ışıkları yak, güzel gündüz gözüyle seyrederiz ya. Sinemanın tadı neymiş? Ben onu anlamadım ki. Yani mısır patla falan. Patlatacağım ben mısırı şimdi. Tamam ortadakine gidelim. Tamam gidelim orta. Bize ortadakinden iki tane... Hemen afişin altında mı satıyor bu zibidi? Tezgah mı açmış İstiklal'e? Çok güzel bir yer ya. Ver biletleri yürü. Yandaki de güzelmiş ha. Volkan gel yer gösterici ol. Volkan'a bak ya. Bir kere de insan olsun ya. Yürü yürü. Biletler sende. Yürüsene ben mi şey yapacağım ya? Ben de hiç yanıma para almamışım bugün ya. Genelde almıyorum çünkü ödeme yapmıyorlar. Şimdi de senin arkandan sarkıyor. Ne olacak delikanlı? Burası en ün mü? Siz öyle yan yana korkmayın. Volkan de ki sizin bilet arka de. Senin de yerin arka aslında ama... Ya ne saçma bir bilet satışı. Bomboş yürüme bana niye arkada yere sattınız yani? Sen müstehsi sırıt sarp sen öyle almışsın. Ha. Ya ne saçma bir şey. Ben niye arkada oturuyorum şimdi ya? Çok saçma oldu ya. Evet Volkan sen de gel kızın yanına otur. Adam zaten bilet yer gösterici bunu. Olsun. Oturun. Evet. Dur buyurun. Ben de sigortayı çıkayım ışık sönsün bari de. Çok evet. Oturun. Film başlamak üzere. Sen arkada rahatsızsın arkadaşım. Ah. Öyle değil gerizekalı. Rahatsız oldun onların yan yana oturmasından. Çok rahatsız oldum ya. Siz araya gir araya. Yanlamasına gir. Evet. Evet, 3, 2, 1, bilsen arkadaşım ver film müziğini başlasın. Bir de oradan iğneyle iplik ver de... Ne oldu? Tentridiyot da ver. Bir yerine bir şey mi girdi? Hadi film başlasın. Ver film müziğini yüksel. Evet, Sarp çaktırmadan kızın eline doğru atar elini. Bence attığından emin ol. Karanlık Sarp, hiçbir şey görmüyorsun. O yüzden korkuyorum zaten. Arkadaşım yakalasana. Yakalayacağım şimdi. Sen bir kalksana ya. Gel öne bir dakika. İşte en zor şey istedim. Gel bakayım. Ne oldu sana? Benimki yarım bilet herhalde. Ne oldu gerizekalı? Yani film Fransızca olduğu için çok ilgimi çekmedi. Peki ben mısırı patlatayım geleyim de. Ben mısır patlatayım geleyim. Tamam mısır almışsın geliyorsun. Ne çabuk hallettim her şeyi. Aldın gel. Araya gir tekrar. Sen geldiğinde el ele tutuşmuş olsunlar. Tutsana Sarp. Volkan sen de çaktırmadan kıza yazıyorsun. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Gel arkadan araya gir. Mısır almayı unutmuşum çocuğa ders vermeye çalışıyorum. Ya nasıl geçeceğim işte? Tamam, arkadan gel araya gir. Nasıl getirdim? Sen elinde tut, onlar elinden yesin. Bir yandan da ayağımla arka camları sileyim mi? Ben gir şu araya. Evet. Siz yerken bir yandan da çok gülüyorsunuz, gülün. Volkan sen nereye bakıyorsun? Filme bakıp gülsene. Sen kimi kesiyorsun Volkan?
Evet, çok gülüm birden çaktırmadan gülüyormuş ayağına sarıl sarf. Sen izin verme. Bak sarılırsın. Arkadaşım sen niye gülmüyorsun? Ben nasıl güleyim? Ben sıkıştım ya. Ben yarım porsiyon bak, oldum. Bak gül. Gül. Filmin sonu zorlama galiba biraz değil mi? Gül. Tam o sırada Volkan filmi beğenmez. Kalkar ve arkadaşımın önüne geçer. Geç Volkan. Beğenme filmi, ayağa kalk. Bu ne lan, böyle film mi olur dedi. Böyle film mi olur lan? İki adım gelir arkadaşımın önünde durursun. Eyvallah birader. Arkadaşıma mı Volkan? Volkan önünde dur, filmi göremesin. Arkadaşın ne oluyor? Ben zaten filmi sevmedim hiç. Önünde adam var. Ama zaten abi sevmedi filmi ya. Ben... Hayır sevdin. Çok gülüyorsun. Önüne adam geçti. Önüme adam geçti. Önüne adam geçti çok güldüğüm filmde. Nasıl bir film bu? Arkadaşım. Üç boyutlu bu herhalde. Adam sanki burada ya. Lan gerizekalı öyle değil. Değil. Sen tam filmi seyrederken böyle ha ha gülerken evet. Önüne adam geçti. Hep beraber gülün Elif. 3-2-1 yallah gülün. Lan önüne adam geçti. Evet. Arkadaşım. Evet. Sen film izliyorsun. Evet. Çok gülüyorsun. Evet. Önüne adam geçti. Evet dur anlayacağım bunu bilmiyorum. Arkadaşım bak bir Sarp'ın önüne geç. Sarp gül. Geç Sarp'ın önüne. Lan gerizekalı mısınız? Sarp. Hiç bir sakıncası yok. Sen filmi seyrediyorsun. Çok gülüyorsun. Önüne adam geçiyor. Elif'in önüne geç. Evet. Elif gül. Şimdi önüne adam geçti. Ya bende mi bir şey var? Ya filmin her yeri komik, her anı, her şekli ya. Arkadaşım olmaz. Prodüksiyondan biri gelsin çabuk. Volkan senin kuru olduğun için engellemiyor. Görüyoruz yine. Arkadaşım ne olur zorlamayın. Niye? Üçünüz de salak olamazsınız. Ilgaz şimdi sen film seyrediyorsun gül. İçine gülme. Tam o sırada önüne Volkan geçiyor. Geç Volkan. Evet Ilgaz. Çekilir misin arkadaşım? Bravo. Pardon, tebrik ederim. Pardon. Üzülüyorum. Pardon. Tamam Ilgaz'cığım gidebilirsin. Arkadaşım şimdi seyrediyorsun. Ilgaz'ı gördün tabii mü? Tabii sonucu olacak bu yaptıklarım. Ilgaz'ı gördün. Evet. O göremedim. Tamam. Arkamdaydı. Evet. Geç önüne arkadaşımın. Gülüyorsunuz. Gülün. Ilgaz nerede? Arkadaşım. Volkan, göremeyeceği, çok ciddi şekilde engelli onu. Allah aşkına evet. Ya. Yaklaş iyice. İyice geri geri gel, gözüne kadar gir. Arkadaşım, film seyrediyorsunuz, çok gülüyorsun. Volkan, geri geri gözüne kadar gir. Gel yavrum, gel gel. Arkadaşım! Gel. Gel. Çok ciddi şekilde rahatsız et Volkan. Edeceğim birazdan. Gelirse edeceğim. Gerçekten bir daha sinemadan soğuyacak arkadaşım, yani. Arkadaşım sen tam seyrediyorsun. Evet. Çok gülüyorsun. Bu önüne geçti. Aa, gel gel. Komedi burada gel. Arkadaşım. Evet. Arkadaşım yapma. Bir şey yapmadım. Bunu daha. Yapma. Tamam. Sarp sen de geç onun önüne. Sen hepimiz gelin. Of be filme bak. Arkadaşım. 10-15 milyona eğlenceye bak. Vallahi billahi. Seyirci gaz vermeyin şu salağa. Gaz vermeyin. Kestik. Volkan git yerine. Kadraj ayarlıyor ya. Geri zekalılar eve gidin. Bitti film. Film bitti alkışlayın. Allah filmi. Allah kısa filme gel. Siz değil seyirci. Siz alkışlıyorsunuz. Alkışlasana. Ağlayın sonunda. O kadar, anlatın, o kadar güldük bir saat niye ağlıyoruz? Sonu acıklı.
Gülünç adam öldü. Aa, oynayanları şimdi gördüm. Çok acıklıymış ya. İşte evet, kalkın giderken aralarda filmi şey yapın. Şeyini yapın, kritiğini. Lan gördüm lan orada ya. Ne oldu lan falan diye. Bence hakikaten anlamsız bir filmdi ya. Ne yapıyorsun? Aralarda böyle tartışıyorum ben. O aralarda değil salak. Evet. Eve giderken. Evet, eve giderken. Özür eve giderken arka arkaya gidin. Sen ikisinin arasına geç. Sarp, sen kızı arkadan tutmuşsun, götürüyorsun. O sırada sen araya giriyorsun. Hop lan ne oluyor falan evet. Diye. Evet Sarp. Tut arkadan kızı. Hocam şuradan gidelim de. Vakit kayıyor şimdi, sinemada aldı çünkü. Arkadaşım araya girsene. Şey göstereyim. Şimdi bence buradan dolmuşla mı gitsek, taksiyle mi gitsek ya? He? Taksiyle gidelim işte. Şuradan dolmuşa binebiliriz. Sen hiç konuşma. Ya kız kardeşim öldü, yazık, gömemedik de koptu aramızda ya. Hiç gıkı çıkmıyor bu kızın ya. Arkadaşım diyor ki dolmuşla gidelim diyor. Bak cimrilik yapıyor. Neydi? Dolmuş. Manyak, dolmuş zaten. Nereye bineceksin onda? Boş bir şeye binelim. Gel taksi, boş taksi buluruz gel. Etrafa! Aa üstüme geliyor. Manyak ya. Saçma bir ses çıkardın. Ne oldu sana ya? Frene bastım baba. Aa o zaman yağlı. Oo Tolga! Ne haber lan? Taksici konuşuyor. Aa, merhaba hocam, nasıl gidiyor? Aaa bak seni gökte ararken yerde buldum lan hıyar ton. Niye gökte arıyorsun? Pilot muyum ben? Gerizekalı. Arkadaşım! Lan! Arkadaşım! Bitire ver. Gökte erken ediyor. Gel şuraya. Azla basket buradan. Basket. Arkadaşım! Basket hadi. Gitmiyor. Gitti. Gitmiyor. Gitti götürdüm. Geri geldi. Gitti. Geldi. Gelemez tek yön. Tamam ötekine de borcun var. Görüşürüz. Çağır bir tane daha. Aman be. Dur. Ah bu da dolu. Hayır dur mutlaka bir tane. Taksi değil. Wink. Wink mi? Ya çabuk al birini. Hocam affedersin. Nerenin taksi? Wink diye gelen. Arkadaşım. Hemen birini durdur. Geliyor bak geldi boş taksi. Hocam müsait misiniz? Müsaitim Tolga Efendi. Beraber gel bakalım. Beraber yemek yiyelim mi? Arkadaşım. Evet. Adam tanıdı seni. Adam beni evet. Vay Tolga Efendi. Nereden tanıdı ki beni? Borcun var geri zekalı. Ha hocam abi sen misin ya? Benim atla hadi gel. Ha. Arabaya atla beyinsiz. Ha. Allah'ın salağı. Arabanın kapısını açıp atlasana. Niye insan gibi bilmiyorum da atlıyorum ben arabaya? Ben onu demek istiyorum zaten. Hocam çok üzülüyorum. Şimdi benim kız kardeşimle söyledim. Konuşma. Bin arabaya. Ya ben... Dur aslanı. Arkadaşım adama hem borcun var hem suçlayıp güçlü müsün? Şiddet yapma. Bin şu arabaya. Hadi çocuklar. Hadi gel görüşürüz. E sen lan çocukları alsana arabaya. Ha onları da alayım değil sen mi? Sen arkaya bindir onlar şimdi ayrı ayrı oturacaklar. Evet işte öyle yapmam lazım. Olmaz. Sen binseniz de şu arabaya ne bakıyorsunuz? Biz arkaya binelim de. Şoför burada. Buna yan yana biniyor. Bana ne abi sensin. Sen karış. Taksi burada şoför burada. Yan koltuk manita koltuğu burası. Arka koltuk heh yaşa. İn lan arabadan. Ne arabadan? Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun? Sarp arabayı kaçırıyor. Müdahale etsene. Vay ne oldu? Siz nasıl ayakta duruyorsunuz lan arabada? Oturun oğlum arkamı görmüyorum lan. Sarp arkadan atlasana üstüne. Ne yapıyorsun enişte diye. Ne yapıyorsun enişte? Atla böyle dururken bir de atla. Buraya bırakayım Amerikan'ı atla. Sarp atla arkadan enişte ne yapıyorsun de. Durdurmaya çalış onu. Enişte ne yapıyorsun? Konuşmayın. Bu işe başladık bir kere. Enişte. Konuşma. Elif ağla ben böyle bir abim olamaz diye. Ben sürekli üşe takıyorum vitesi. Ne saçma bir araba bu. Elif ağlasana böyle bir abim olamaz. Böyle bir abim olamaz. Nasıl bir abin olsun isterdin? Bak arkaya baktırıyorsun kaza yapacağım ha. Sarp müdahale etsene. Enişte ne olur durdur dakika, şu arabayı. Bir dakika dur şu abi dakika. Aynanın ayarı hep bozuk ya. Sarp ya, bağırarak çok telaşlı müdahale et adam hırsız olacak. Ya hadi polis gelecek şimdi yapmayın enişte. Sarp engellesene şunu. Enişte. Ayu araba kullanıyorum. Enişte. Sarp engelle şunu çok telaştan gaspçı olacaksınız durup dururken. Arkadaşım enişte görmüyor musun neyi çektiğini? Görmedin mi neyi çekti? Yo. Neyi çektin lan? Artık 7'ye atabilirim ya.
Sıfırdını aldı. Söyleyerek çek. Neyi çektiğini söyle. Göster elinle. El freni. Ne yapıyorsun lan? Araba istop edecek. Giderken el freni çekilir mi? Polis alacak götürecek. Ne yapıyorsun? Şimdi alacak. Asıl durduk şimdi alacak. Durmasaydık alamayacaktı. Sağ ol. Gir çok telaşlı ağlayarak anlat durumu. Ya hayır öyle değil enişte ne olur. Şimdi en azından bırakırsak şaka yaptık deriz. Bırakırsan camları aç en azından. Arkadaşım. Efendim hocam. Sen çok delirmişsin kafayı yemişsin. Çılgın şu an çok gerginim ben evet. Çılgın gibi bağır onlara. Zaten borcum var falan. Borcum var herkese. Arkadaşım. Artık gitti beni kafa. Öyle çıldırma. Bence beni gerçekten polis alsın. Gerçek çıldır. Tamam. Öyle değil lan manyak. Senin çıldırman mı bu? Evet. Senin kafa gitmiş. Borç var, harç var, zart var, zurt var. Şey psikopat yapıyorsun erişteden para koparmak için. Evet. Konuşma lan konuşma. Benim durumu biliyorsun sen. Herkese borcum var. O şoförün de borcum vardı benim. Yetti lan artık. Veririz abi söyle. Konuşma indir şunu. Çok çekmişsin. İndir şöyle söyle. İndir. İndir. Ay, kes. Geri zekalı niye indiriyorsun? Aman. Ha, çek şunu çabuk. Al çekersin al. Arkadaşım. Arkadan ayağını uzat frene bas. Çabuk. Artık eğlenceli bir hal aldı benim için. Bana artık hayatta bir şey olmaz ya. 200'e giden arabanın önüne mi atladın? Silecek diye bir şey var. Sar. Arkadan, orada aradan sokma. Koltuk var orada. Yandan yanaş, buna sarıl belden, yandan sok ayağı. Elif, sen de öyle durma. Elif uyudu şu an ya. Otobüse bindi, Bursa'ya Elif, dönüyor. Abin araba gasp etti. Öleceksiniz hepiniz. Evet. Arkadaşım psikopatsın. Ya, ne yapıyorsun ya? Arabayı gasp ettiniz. Ne yapıyorsun lan? Tamam, arabadan indi. Hemen Sarp, müdahale et. İndi arabadan. Bindim tekrar ya. Öyle arkadaşım, Sarp. Kaç kapıyı, çek kapıyı, çek. Kapıyı çek. Arkadaşım, sen de içeriden çek. Ben böyle gidiyorum, sen de böyle mi gidiyorsun yanda? Nereye? Şeylere mi vurduruyorum? Ne o? Araba buraya gidiyor. Oho. Ne ya? Rusya'da gidenler. Evet. Oradan düşman. Koşarak ikna et bir yandan da. Abi durdur şu arabayı. Peki olur tamam enişte. Tamam. Ne oldu? Al aşağı. Abi ne borcun varsa hepsini ödeyeceğim diye şey yap. Enişte ne olur ne borcun varsa hepsini ödeyeceğim. O kadar gittik yine sinemaya geldik ya. Bir saattir aynı yerde dolaşıyoruz. Arkadaşım, bir tek söyleyen yok. Arabanın dibine otur ve ağlamaya başla. Orada acıklı bir türkü söyle. Sarp sen de çok üzül, her şeyi ödeyeceksin. Ne yapıyorsun? Arabanın dibine oturuyorum hocam. Arkadaşım laflarımı direkt anlama. Otur oraya, bağdaş kur. Ağlamaya ve türkü söylemeye başla. Memeler boş. Arkadaşım! Onu söyleme. Evlerinin önü yoncayı söyle. O ne ya? Evlerinin önü yonca. Onu söyle. Herkes arasında şu an o ne diyor. Acaba burada gariplik kimde? Bu gariban, parası olmayan adam türküsü. Evlerinin önü yonca. Söyle. Bunun parası yok değil ki. Parasını birine vermiş alamıyor. Gerizekalı. Senin borcun var. O senin yalanın. Evet ağlıyorsun. Söyle yonca türküsünü. Evlerinin önü yonca. Sarp çok üzüldü. Yonca kalkmış da boyunca. Daha ilk şey onu etkiledi zaten. Gerek yok ikisine. Tamam. Sen in dibine Sarp. İn dibine. Adamın dibine in. Dur ne yaşayacağız? Şimdi söyle erişte de. Erişte yemin ederim ki diye. Enişte. Yemin ederim. Sarıl eniştene. Bağrına bas. Enişte yemin ederim. Lan devam etsene. Yok o bana yeter ya. Enişte yemin ederim. Bitti. Bütün buzlar çözüldü aramızda. Al göğsüne bastır enişteni. Ağla enişte. Enişte yemin ederim benim param var. Nasıl bir salağa verdik kızı? Ben anlamadım ki.
Her şeyini ödeyeceğim enişte. Sen bana bir liste yap de. Her şeyini ödeyeceğim enişte. Sarıl sarıl, şefkat göster. Sen bana bir liste yap. Ne ödeyecek ne varsa. Onları ödeyelim, kurtul sen de, böyle üzgün olma ya. Ya ben aslında ilk başta dedim ki bu çocuktan belki dedim para çıkar bana, biraz destek olur falan, ama şimdi yüreğim el vermiyor, iyi bir çocuk. Abi diyorsun ben sana bu haksızlığı yapamam ya. Yok abi, ne demek enişte yani. Vallahi o zaman o benim geçen aldığım, değiştirdiğim arabanın taksisi var, o tabii geri verdik. Kestik, kalk ayağı. Kestik, kalk ayağı. Kalk ayağa, kalk. Ayağa kalkan herkesi kestik oğlum. Arkadaşım sana diyorum, ayağa kalk. Ha, ben. Sen otur. Gel öne. Öne geliyorum ben. Hiçbir şey olmuyor senden. Ama bir deneseniz. Olmuyor. Gerizekalı. Paralı bir enişte buldun. Ya onu bir şeyine getirip, tongasına getirip onun parasını bile alamıyorsun. Ama iyi çocuk ya, ben şimdi ona böyle bir şey yapamam yani. O şey, ben yani. İyi, git sürün o zaman. Git içeri. Gidiyorum. Biraz buyurun. Sonra gel. Gidiyorum. Hadi sağ ol. Müzisyen arkadaşım gelsin. Senin mi bu? Aferin. Arkadaşım gelsin. 300 kilo, 300 kilo. Özelliği bu giysinin. Evet. Biraz sıkarsan kendini daha az fire verir. O zaten sıkıyor yeterince. Ben... Onları niye giymedin, ruganlarla geldin? Bilmiyorum, bunu abla verdi, aldım da dedi. Geldim ben. Neyse. Kız arkadaşın senden ayrılmadan önce sana demiş ki Tolgiş ayrılalım. Sen ona ne demişsin? Balık adam olayım ben. Hayır. Sen de demişsin ki niye sevgilim? De bakayım. Niye sevgilim? Çünkü Tolgiş, başka birini seviyorum. Sor şimdi. Cehennemin dibine. Hayır. Sorsana. Niye sevgilim? Çünkü o çok güzel dalıyor. Gönül bu hocam, yapacak bir şey yok. Niye? Ölemem yani. Arkadaş. Kız diyor ki sevgilim, yeni bir çocukla tanıştım. O çok güzel dalıyor. Sen ona cevap vereceksin. Ne kadar dalabiliyor? Öyle değil. Çocukla mı konuşuyorum ben? Hayır. Kızla konuşuyorsun. Kız arkadaş. Ama yeni tanıştığım çocuk çok güzel dalıyor. Eda bak, yeni tanıştın. Biraz bekle, daha kim bilir ne özelliklerini göreceksin yani. Belki arkadaşım. Çok güzel uçuyor da olabilir. Peki. Şimdi sen ne yapmışsın böyle olunca? Gurur yapmışsın. Gurur yapmışım. Sonra ne yapmışsın? Sonra da herhalde doktora gittim. Çünkü o kadar saat bunu giyince... Hayır arkadaşım. Gurur yapınca sen de dalmayı öğrenmeyi onun için öğrenmek evet. istemişsin. Evet, istiyorum ben. Evet. Çok ve güzel. Kıyafetlerini almışsın. Evet. Hocanla konuşmuşsun. Sarp gel. Gel Sarp, sor. De ki siz... Gel... Onu orada birbirinizden haberiniz yok. Bekliyorsunuz. Tanışmadınız çünkü. Telefonla konuştunuz sadece. Bizim ailenin maymundan geldiği kesin ya. Hatta sen yeni geldiğin için tabii. Evet Sarp. İkinizin de birbirinizden haberi yok. Birbirinizi tanımanız lazım. Dön bakayım. Arkadaşım. Suyun altında kalça çünkü daha büyük gözüküyor. Mercek görevi gördüğü için burada yanılıyor olabilirim. Arkadaşım sadece telefonla konuştunuz. Hiç yüz yüze gelmediniz hocanızla. Ha, hocam. Yan yana duruyorsunuz. İkinizin de birbirinizden haberi yok. Ulan acaba o mu diye kafanızdan geçiriyorsunuz. Tabii bütün mahalle böyle dolaştığı için anlamıyoruz biz tabii, değil mi? Dur orada. Evet. Nereden bileceksin manyak? Nereden? Hocam, bir müddet durun. Evet. Birbirinize yan gözlerle bakın. İyi günler. Akbil dolduracaktım, müsait mi? Arkadaşım. Ya nasıl tanımayayım adam? Baksana. Arkadaşım sana ne? Arkadaşım. Dur orada. Dimdik durun, bana doğru bakın. Şimdi çaktırmadan yan gözle birbirinize bakın. Kaçırın hemen gözleri. İçinden geçir arkadaşım. Senin ben.
Ha içimden arkadaşım. Ulan acaba bu o mu falan diye. Ulan konuşsam mı acaba falan. Acaba bu o mu ya? Adam da resmi üniformalı, o olamaz. Sarp şimdi sen içinden geçir. Allah Allah, bu adam adam mı acaba ya? Ulan keşke... Ya şey... harbiden bunu soruyor olamazsın! Benim o! Arkadaşım dur! Ya neresi peki? Bu mahalle? Ulan... Neresi? Kimse girmesin ya! Herkes bir dur arkadaşım ya, bir dur! Oyun kuruyoruz burada. Belli. Evde kurup gelseniz de vakit harcama Sarp. Sarp de ki, ulan keşke söyleseydim de bir yerine bir işaret taksaydı de. Seyirci gülme. Benim filmim, size ne? Gülme, ağlanacak halimize gülme. Sarp geçir içinden. Keşke bir işaret falan taksaydı. Nasıl tanıyacağım ben yani? Şimdi Sarp önünden geçerken çaktırmadan adını yüksek ses. Ulan Tolga Bey de nerede acaba de. Tam önünden geçerken sen de duy. Aa buradayım falan de. Evet. Ulan bu Tolga Bey de nerede acaba? Beyinsiz, senin ismin Tolga değil mi? Şimdi başka bir Tolga'dır. Başka arkadaşım! Başka Tolga olabilir mi mahallede? Ya olabilir. Mahalleye baksana her gün. Nasıl arkadaşım. Bin tane Tolga yok herhalde mahallede. Evet, bir daha söyle bu tarafa geçerken. Ya bu acaba Tolga Bey de burada mı? Atla hemen. Niye oralarda beğeni bir oluyor? Ya şuradan bir daha geç. Tolga derken atla adama. Evet. Tolga mı? Ne? Ne bir saattir Tolga Tolga diyorsun ya? Sapık mısın kardeşim? Takip etme beni lan. Allah Allah ya. Dişine göre buldun tabii. Söylesene Sarp. Ben hocanızım. Sarp Bey siz misiniz? Evet. Hocam çok memnun oldum ya. Merhabalar ya. Merhaba. Ben de diyorum nasıl tanıyacağım. Evden beri kafayı yedim vallahi. Adama nereden tanısam diye. Nasıl tanı? Mümkün değil çünkü. 12 milyon insan yaşıyor burada yani. Sen de söyle. Evet ben de. Evet ben de. Hangisi? Ha şey tanımadım ben de. Evet, evet Sarp. Şimdi de ki şeye gideceğiz. Dalış yerine gitmemiz lazım. Yalnız bende hiç para yok. Üstlerimi almamışım da. Şimdi dalış yerine gitmemiz lazım ama bende hiç para yok. Aa bizim prodüksiyonla mı çalışıyorsunuz? Bende de yok çünkü ya. En kısa zamanda bir formül bulun. Evet. Şimdi Sarp bak bakayım bunda ne eksik. Sende bir şey eksik ya. Sende eksik ulan. Arkadaşım hocam tamam mıyım diye bir dön önünde hocanın. Hocam tamam mıyım? Yok yok bir şey eksik ya. Ne eksik? Bilmiyorum ama... Ardamarıysa evet, ardamarı kalmadı artık. Sen hoca değil misin? Bir kendine bak, sende ne var onda yok. Evet, ayakkabılar biraz şey oldu. Sarp, sende ne var onda yok? Sarp, benden de mal çıktı ya. Arkadaşım, sen kendine bak, Sarp'a bak, onda var olan sende ne yok? Ondaki kadar kıl yok bende. Ay arkadaşım! Yaştan dolayı döküldü tabii. Arkadaşım! Göbek desen maşallah bak. Aynıyız. Arkadaşım o değil. Dışarıdan takmalı bir şey. Hocam biz tam olarak nereye gidiyoruz? Arkadaşım sen kendine neyi eksik takmışsın bak Sarp'a. Her şey tamam hocam. Arkana bak arkana. Maşallah. Oraya değil. Ha. Sarp'ın arkasında ne var sende yok? Oo hocam vallahi genetik herhalde bu. Seninki almış yürümüş ya. Kurban olduğum yapma. Bakabiliyor musun rahat? Şaka yapma. Şaka yapma. Neye var? Güldürme beni. Neye bak var? Çocuğun ben arkasına. Anlamıyor ben bilmiyorum hocam. Arkadaşım onun arkasında olup senin arkanda olmayan nesne nedir? Görmüyor. Arkamı görmüyorum. Tüp mü yok bende? Tüp mü yok? Tüp yok. Oh be gerizekalı. Görmüyor. Arkamı göremiyorsun. Sarp kız sana şuna. Tüpün yok. Kız Sarp kız. Ben kızacaksın. Doğuştan tüp bebeğim zaten. Kız sana Sarp. Tüp yok. Kestik. Bana doğru dön Sarp. Sarp sen hocasın. Buraların en asabi hocası sensin. Zaten vaktini çalmış geri zekalı. Şuna adam akıllı kız. Tüfün yok. Tüfün nerede? Aa çok ağır konuşuyor. Sarp. Bak ben sana bağırıyorum. Sarp yap şunu adam gibi. Ne diyor ya? Yap şunu adam gibi. Ben sizi birbirinize bırakıyorum. Benim hayır. İşim tamam. Böyle devam edebilirsiniz. Prodüksiyon gel. Prodüksiyon şunun tüpünü getirin. Bir şey getirin takın şuna çabuk. Şunun tüpünü getirin prodüksiyon. Kestik. İnanç bir dakika öne gelir misin?
İnanç iki tane tüp yok mu? Bir tane var. Niye bir tane var abi? İki oyuncu var. Getirelim o zaman bir bakayım belki var. Tamam tak bunu, iki saat onu beklemeyelim şimdi, tak. Ilgaz tak. Bana gelince... O oksijen tüpü. Getir getir, sanayi dalışı yapacağız, getir. Challenger'ı k***mı bağlayacaklar, olacak şey değil. Harika. Yeter Ilgaz, yeter. Böyle aradan da alın ki düşmesin tam ya. Yeter. Sarp sen ne gülüyorsun? Sen sinirli hocasın. Evet söyle de ki üzerime para almamışım. Evet. Cebim yok çünkü de. Cebim olmadığı için para almamışım. Ben var torpidoya koydum. Ben de ya aynı kıyafetler. Ben de nasıl olabilirim? Arkadaşım. Ya nasıl bir insan bu ya? Arkadaşım de ki. Arkadaşım... Ah hocam be. Benim de hiç koyacak yerim yok. Söyle. Aa hocam bende de cebim yok. Ben de almadım şimdi. Ne yapacağız ya? Lan şurada ne yapsak? Mahalleden tanıdık çocuğun bisikleti var. Ona binin. Dur bakalım böyle başka şnorkelli falan biri geçerse ondan para isteyelim. Bilsen arkadaşım al bisikleti gel. Neyi? Bisikletinle gel. Önce gitarı tamirciye götür. Gel bisikletinle. Türk icadı bak. Böyle daha hızlı gidiyor. Ben sizden oynamıyorum ya. Böyle şey görmedim. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Müslüman arkadaşım kafayı mı yedin? Aşağıda demli işte herkes. O ne kız? Aa numaranı mı yazdın? Tamam. Müslüman arkadaşım bisikletle gel. Arkadaşım gör onu. Dur dur. Oo hocam batiskaf mı bu? Batiskafı bildin. O ne? Ya Kaptan Kusto'yu hiç mi görmedin? Arkadaşım Kaptan uzatma Kusto, hadi. Herkes böyle leş oldu etraf. Abla seyretmiş. İğrenç programdı. Hemen kaldırıldı adam. İlk programı kusunca. Kolay gelsin. Böyle mi dalıyorsunuz? Arkadaşım. Efendim. Arkadaşım şımarma. Adam ol. Bir şey yapmadım. Şımarma. Ya adam acayip bir enstrümanını kayıyor. Hocası kız şuna. Şımarma. Çok yaratıcı çocuk, yemin ediyorum. Arkadaşım, evet. Şımarma. Şimdi onu gör oradan. Aha, minik de bak. Aha, o da bizim mahallede oturuyor. Evet. Ya neresi burası ya? Rica et bisikleti. Hakikaten Vatan Caddesi. Bütün vatan burada oturuyor. Bisikleti rica et. Lütfen bisikleti verebilir misin? Bir hemen. Durdur önce. Ne oldu lan? Öyle durdurun bakayım dedim. Halet güzel ya. Vallahi. Lan gerizekalı mısınız siz lan? Tiplere bak. Bisikleti bir tur ver. Yağmur yağacak dediler de hazırlıklı olalım dedik biz. Ne olacağı belli olmaz. Tsunami falan olur. Ulan hep şakacısın, hep şakacısın Tolgiş ya. Maşallah. Ben üstüne laf getirdim duyulmasın diye. Ya olsun. Şunu bir tur alabilir miyim? Ne turu lan? Manyak. Bisiklete bir tur alabilir miyim? Arkadaşım adam gibi sorsana. Anlat durumunu. De ki cepsiz çıkmışız falan. Gitmemiz dalmamız çıktın, lazım. Cepsiz çıktın. Cepsiz sen de cep telefonu varsa. Hayır. Öyle değil. Öyle, anlat. Öbür türlü. Öbür türlü. Cebimiz olmadığı kıyafet, dalgıç kıyafetleriyle çıktık. Fakat bunda da cep yok. Yanımızda da para almamışız. Biraz da para lazım. Sen bize böyle bir... Para değil, bisikleti verebilir misin? Ha, bisikleti ver. Para sende kalsın. Paranı istemiyorum. Çabuk İyi, bisikleti ver. Tamam. Soyayım mı bana? Ver bisikleti. Ver bisikleti. Bisikleti arkadaşım. Didon burada. Sele burada anasını satayım. Evet, binin bisiklete. Tek arka sele var arka. Bunda. He? Tek sele var. Önüne oturttur. Her şey benim başıma Sarp, gelir. Şunları ayağına tak, tutunacak yerin olsun. Ellerin boşta kalsın ki tutunabilesin. Her şey benim başıma geliyor ya. Saçma bir alet, buna dalınır mı ya? Haydi! Sarp, giy şunu çabuk. Arkadaşım! Ben gidiyorum, ben bekleyemem. Gitme, ya. Hocan o senin. Saygı duy hocana. Çok saygı duyuyorum. Hareketleri var. 20 dakikada giydi. Aşağıda başımıza neler gelecek kim bilir. Ayağına kim bastı ya? Yazık olmuş. Arkadaşım, gidonun üstüne oturtsana çocuğu. Tamam, bekliyorum ben. Sarp, otursana oraya.
Biraz arkaya yaslan, enseden, omuzdan görsün. İnşallah mahalleden kimse görmüyordur yani. Evet. İzinli mi bu dalış? Yürü. Çok saçmalık gerçekten. Kedi kaçıyor, kedi. Açsın, bir de onunla mı uğraşalım? Kornaya bassana. Kornaya mı? Nasıl basacağım kornaya ya? Oho. Hocam. Arkadaşım. Kornaya da o bastın. Gidonun orada, o yapsın onu. Arkadaşım, çocuk üstüne oturmuş. Arkadan sana doğru şey. Ama ben de onu elime de oturdu aynı zamanda. Kullanamıyorum ki zaten. Elimi çıkaramıyorum oradan. Hadi ya, yapın şunu, yürü. Hadi diyor ya, sanki çok normal. Seyirci, şey. Kedi diye bağırın. Seyirci kediyle konuşuyordum. Herkes de elimde. Arkadaşım, kedi geçti önünüze. Bas şuna. Boing bing, boing bing. Tamam. Boing. Çekoslovak kornası oğlum. Boing bu. Hoca, tarif etsene yolu. Biz Afyon'da mı dalmaya gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir varamadık. Hoca, tarif etsene. Caddebostan'a gidiyorsunuz. Caddebostan'dan dalacağız. Nereden çıkacağız? Erenköy'den çıkarız. Tamam, geldik. Caddebostan burası herhalde. Önce ben ineyim. Yok ben indim. Sen düşersin. Tutsana bisikleti, adam düşecek. Tutuyorum. Ben bununla ne yapıyorum bu elimle? İnsene oğlum. Gıcık olduğum şeydir ha. Ön tekeri biraz kıvır. Denge. Ne yapıyorsun? Tamam, kıvırıldı. Tamam, oradaki çocuğa 5 lira ver, baksın bisiklete. Para yok yanımızda, ne 5 lirası vereceğim? Ya çocuğa bir şey söyle o zaman. Sana 5 lira vereceğim. Önce verilen. Hep öyle diyorlar, vermiyorlar. Ya her muhitte sen varsın ya. Asıl muhitin sensin ya. Evet, yürüyün. Geldi terbiye. Hemen sahneye iki bayan al, çabuk. Şnorkelli mi? Hayır, normal. İki tane bayana ihtiyacımız var. Dalabilen. İki bayan al, çabuk. Geçti ablacığım, geliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Geliyor abla. Buradan bir abla geliyor. Arkadan bir abla gelsin. Arkadan bir abla gelsin. Eşiniz mi abi? Hoş geldiniz. Ayakkabınız çözülmüş, facia çıkmasın. Merhaba ablacığım, hoş geldiniz. Bir üşüyorsanız bir şeyler, kar takımlarını falan verelim yani. Bayağı Antarktika'da sahneye çıkıyor. Evet. Volkan'ın tarafına geçin hanımefendi. Hangi Volkan'ın tarafına geçin. Hangi hanımefendi? İki hanımefendi olduğu için. Volkan'ın tarafında olmayan hanımefendi. Ha, mantıklı. Evet. Biraz daha Volkan'a doğru geçin hanımefendi. Volkan'ın tarafına geçmeyen hanımefendi, siz geçin. Ha, evet. Direkt konuşamıyor. Öyle bir huyu var onun. İlla olay çıksın istiyor. Arkadaşım. Tam geliyorsunuz hoca. Geliyorsun sen de. Kızlar bakıyorlar size. Ay, şunlara bak falan diyorlar. Dalgıç kıyafeti giymiş dalgıççılara çok kızların şeyi oluyor. Dalgıççı. Dalgıç imal ediyoruz. Atölyemiz tamam. Var. Siz uzaktan yavaş yavaş, sanki biraz sonra batık bir gemiyi çıkaracakmış gibi, Titanic'i çıkaracakmış edasıyla geliyorsunuz. Ver müziği. Bunu yüzünüzde almam lazım arkadaşım. Geriden gelin, geriden. Ve kızlar iç geçirip şey diyorsun. Ay şunlara bak, kaslara bak falan, o tarz konuşun. 3, 2, 1 buyurun. Ay şunlara bak, kaslara bak. Arkadaşım, sen de bak kızlara. Bakamıyorum, iyice sıkmaya başladı terledikçe. Gelin. Hoca, şimdi durun ve tarif et ona. Çok acıtıyor, çok acı verici bir şey. Hoca sana tarif edecek. Ha. İstekli ol arkadaşım. Öğrenmeye çok istekli ol. Evet hocam. Tüm böyle dalacağız buralara bak. Tehlikeli bir şey hocam. Ekmeğinle oynuyorsun. Dalıp çıkmamak var. Evet, hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım, benim işim bu. Hadi bakalım. Korecik. Hoca söyle. Kural 1. Kural 1. 2, 3, 4, 5, 6. Söyle. Kural 1. Çok seri konuşuyorsunuz. Hangisini ezberleyeyim, yetişemiyorum yani. Kural 1. Ağızdan nefes alacaksın.
Ama hangi ağızla ilgili bir kural yok değil mi? Ona ben karar verebilirim. Suyun altında kime denk gelirse. Böyle hoca olmaz olsun. Ben bununla dalacağım. Kendi ağzından nefes alacaksın salak. Ha, onu de bana. Hoca daha açıklayıcı konuş. Kural 2. Kural 2. Başka bir ağızdan nefes almayacaksın. Onu ben söyledim salak. Ağızdan nefes aldığına göre ikinci kural nedir? Burundan nefes almayacaksın. Bu kuralları ilk ağızdan duymuş olmak beni çok mutlu ediyor. Arkadaşım, ağzından nefesi aldıysan... Aldım, nereden vereceksin? Ha. Evet. İlk Türk'ün aklına gelen ilk soru bu olabilir bence. Arkadaşım, kural 1, ağzından nefes alacaksan, kural 2... Nefesi verdiğin yer senin için itici kuvvet oluşturacak. Hayır! Değil. Aslında belki de çok önemli bir adım attın bilim adına ama... Arkadaşım, o roketleme, bu su altı. Çalıştınız yani o konuda. Arkadaşım, Sarp gülme. Ciddi ol. Ağzından nefes alacaksan sen orada atla. Buldum hocam de. Buldum hocam. Evet. O kadar, buldum sadece. Ben arkadaşım! De, ben de ona çektim yavaş yavaş. Ne yapacaksın bilmiyorum ki. Burnumdan... Evet. Burnumdan üfleyeceğim hocam de. Ağzımdan alacağım nefesi, burnumdan üfleyeceğim ki şey olmasın, karışmasın. Evet, evet çok iyi. Bravo, bravo, bravo de hocam. Estağfurullah hocam. Bravo, bravo, bravo. Kızlar, kızlar bakın ay ne bilgili falan deyin aranızda. Evet, çok bilgiliyiz. Ay ne bilgili. Hiç inanasım gelmedi benim kadınlara yani. Abi de özellikle yollayınca bir bitineği var diye düşünüyorum. Bugün nedense herkes eşinden kurtulmaya çalışıyor burada. Şimdi, hem de aynı sıradalar. Burada galiba bir mayın var bu sırada. Şimdi göster. Hoca. Arkadaşım söylesene hocam gösterir misiniz de. Hocam gösterir misiniz? Nasıl nefes alıyoruz? Tam olarak ben bilmiyorum çünkü hayati bir konu, öğrenmek istiyorum. Şu şekil. Bunu buradan. Bu kadar ciddi giyinip bununla mı soruyacaksın? Ben bisikletle eve dönüyorum. Yani. Arkadaşım. Çocuk ne diyorsa yap. Niye bunu dinledin? Su altında ajans dinliyorum ya. Konuşun. Şimdi galiba bunları da birbirimizin kulağına sokacağız ki tam ne dediğimiz duyulsun. Arkadaşım, o yukarıda denizin üstündekiler sizi duysun diye. Şey, denizin üstünden hava girsin diye. Gel, gel, gel. Gel buraya. Ya gel ya, gel ya. Yok ya. Arkadaşım hemen buraya gel. Ya nasıl oraya gel? Tamamen yalan. Arkadaşım yanlış söyledim. Evet. O denizin üstünde deliği olacak onun. Sanki hani kamışı ağzına alıp dereye saklanmışın gibi. Ha, Tom Sawyer. Ha. Evet. Ondan da yapınca içine gelecek, yapınca dışına gidecek. Ben bu kadar niye giyindim kamışların arasına yatmak için? Kamış değil arkadaşım. Hoca anlatsana bana niye anlattırıyorsun? Şimdi... Hiç anlamıyorum dediğini ya. Terbiyem ağzına ya. Taktıktan sonra işaretlerle anlaşın. Siz akrabasınız değil mi ya? Delikanlı ol söyle bak. Delikanlı. Şimdi bunu ağzıma taktıktan sonra işaretlerle anlaşacağız. Arkadaşım. Simit ısırır gibi tutmalı. Gözüne ne oldu? Ya bu kayıyor yukarı çıkıyor. Simit ısırır gibi yapma. İyice içine sok. Öyle değil. Ben daha batmadan boğulacağım ya. Bu ne saçma bir spordur anlamadım arkadaşım, ki. Arkadaşım. Onun... Şimdiden ben görüşümü de kaybetmeye bak, başladım. Azı dişlerini biliyor musun? Arkadaki. Çiğneyici dişler. Ha evet evet. Büyük evet. Olan. Şimdi onun iki kenarını çiğneyici dişlere doğru yandan gönder. Ama... Bak tamam. Şimdi içine çek dudakları. Evet. Evet Sarp, tak şimdi işaretlerle anlat ona. Sen de içine çek Sarp dudakları. Ya ne yapıyorsunuz? Ben kürek mürek yapacağım ya. Bu çok saçma bir spor. Arkadaşım. Ya. Öyle kız arkadaş olmaz olsun. Beni soktuğu hale bak ya. Arkadaşım. Sen kızlara ağzına koyduktan sonra hortumu her hareketinden sonra kızlara dön bir caka yap. Kızlar o falan yapın. Oo. Ya biz madara olduk sahilde ya. Arkadaşım şunu ağzına yerleştir.
Sarp, öğret şuna işaretlerle. Devamlı şu hareketi yapma. Ama bu iyi demek bu. Hangi iyisini seçtim anlamında mı? Ne o? Bu yani iyi böyle. Şu an iyiyim. Evet. O yukarı çıkalım demek. Aşağıda istemiyor musun? Efendim? Ya biz dalmayalım. Başımıza bir şey gelecek. Şunu ağzınıza takın. 3 dakika içinde bir daha konuşmayın. İşaretlerle anlaşın. Gelin 2 adım öne. Sarp, oksijeni nasıl içimize alıp beyinde dolaştırıp dışarı vereceğiz onu anlat işaretle. Ay, 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 ay. Bayılıyorum diyor çocuk, bayılıyor. Bitti. Gidiyor. Şunu diyor. Ağzına sok. Anla sen de. Anladım hocam de. Yap onun dediğini. Çok gerizekalı gözüküyorsun hocam. Evet hocam. Şimdi de ki kendimize kurşunlayacağız, aşağı ineceğiz. Bir beyinsiz ateş ediyor, öteki beyinsiz de alıyor vücuduna kurşunu. Manyak mısınız? Karnına, arkana, yanlarına takacaksın kurşun ağırlıkları. Şimdi... Evet, kurşunlandık. Şimdi at kendini suya. Suyun üstünde dur. Çok sığmış burası ya. Hiç batmadım hocam. Sarp. İnsene kafaya kadar in şeye. Tahtaya. Hadi bakalım. Vücudun gitsin sadece kafan kalsın sahnede. Ulan bunu oraya ya. Oraya inme. Ya ölürsün. İnmeyeceğim oraya. Allah. İstersen biraz çapraz bize doğru dön de Sarp'cığım. Bütün memleketçe dalmadan sıtkımız sıyrılmasın. Arkadaşım, şimdi arkadaşımla konuş oradan sesle. Gel su çok güzeldi. Gel gel çok güzel su gel. Adam 5 milyarlık malzemeyle suda çimiyor ya. Sarp, şimdi ona söyle de ki ben kurşunları aşağı bıraktım da beni dipten çekecek de söyle. Şimdi ben kurşunu bıraktığımda dipten çekecek Deniz beni. Hadi bismillah. Haydi bakalım. Çeksin de bitsin bu dert. Çağır yanına. Gel yanıma gel. Kızlara önce bir artistlik bir caka sat sonra atla. Atlıyorum. Kızlar evet ooo falan yapın. Ooo. Abla evde de böyle mi yapar? Arkadaşım gözlüğünü tak öyle atla. Evet, taktın mı gözlüğü? Bilmiyorum. Ben yerine... kaşlarını görüyorum camdan. Ben onu da göremiyorum. Aşağı indir, sen kendi gözünü nasıl göreceksin salak? Bak bana. Gene göremiyorum, az daha indir. Ben sizi görmek istemiyorum, belki ondan olabilir. Az daha indir şunu. Bakayım gözünü, ayır. Tamam, atla. Oğlum sığ diyorum lan. Sadece kafanız var, yüzün. Evet, şimdi kafaya çıkar şeyi, gözlüğü. Konuş hocanla. Gözlük de çok sıkıyor ya. Şimdi kurşunları bırakınca... Ya bu işin bir ehliyeti yok mu? İki gerizekalıya dalma iznini kim verdi ya? Arkadaşım. Sen niye ayağına takmıyorsun o şeyleri? Benim sol kolum biraz zayıf da bununla... O zaman iki eline tak onları. Tamam. Evet. Yavaş yavaş suyun üstünde kalıyorsunuz. Hocası anlat şimdi. Üçüncü kural diye başla. Ha, ilk ikiyi çok net açıkladık. Üçe kadar geldik. Evet, üçüncü kural. Üçüncü kural. Kurşunları çok dikkatli bırakmalıyız. Ay kurşun düşsün kafana inşallah ya. Arkadaşım, bravo hocam, sağ ol hocam. Bravo hocam, sonra... sağ ol hocam. Ya senin kurşunun olayım ya. Yemin ediyorum, bu kadar mı açıklayıcı olur böyle bir spor faaliyeti hakkında? Nasıl bırakacağız hocam diye sor, ince detaylarına kadar sor. Bulunduğumuz yere bırakacağız böyle. Bu kadar suda kalırsak bir süre sonra bırakacağız kurşunları. Evet, tarif et sen.
Şimdi şu eli alıyoruz. Evet. Kurşunu cebe hafifçe bırakıyoruz. Cebe bırakıyorsun. Böylece ağırlığın yeri değişmediği için yine aynı yerde kalıyorsun. Yani cep derken bir fizik bilen olsun, bir matematik bilen olsun şurada ya. Arkadaşım. Oradan alıp cebine koyuyor. Ne oldu? Akıllı kurşun onlar. Evet. Dördüncü madde. Kurşuna in 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 dedikçe iniyor sarp. Söyle. Kural 4. Kurşuna in 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 dedikçe iner. O Çorlu'da olur anca. İstanbul'da olmaz öyle bir şey. Evet. Şimdi kurşunları hep beraber bırakıyoruz de. Takın ağızlıklarınızı. Kurşunları hep beraber bırakıyoruz. Sen kurşun bırakırken ne hareket yapacağını öğret ona. Ben çok zevk aldım bu dalma içinde. Kızlar arkadan alkış tutun. Siz dalıp çıkın bana diye. Anlatın hocam. Ben dalamayacağım çünkü. Ya herkes bize matrak geçiyor ya. Geçmiyor. Onlar senden hoşlanıyorlar. Kızlardan yardım iste. Ben nefesimi tutarım ya. Ben hayır. Burada... Kızlardan yardım iste. Ne konuda? Bir dalar mısınız lütfen? Hayır. Arkadaşım yiyemiyorsun ya o şeyi. Ha. Ya şuna bir yardım edebilir misiniz yenge? Şu yok yok şuna. Şurada mı yenge? Ayy. Şu orada. Denize girmeden abla uzaktan. O kafasını uzatsın. Teşekkür ederim. Evet Sarp yap işaretini. Benim işaretim. Yerli. Kaç kelime? İniyorum. Ne diyorsun arkadaşım? Dinliyorum hocam. Ne diyorsun sen? Ya ne diyorsun ki? Diyorum ben. Evet Sarp yap işaretini. İniyorum. Müzik yüksel ve bizim salaklar dalar dalın içeri. Evet Sarp batığı işaret et ona. Cımbız getireyim mi? Evet, batığa doğru yüzün. Ben yandan hava alıyorum yalnız şu an. Arkadaşım sen bir şey gör çok heyecandan. Ne oldu? Ya ben de tüp şeyi var. Ben niye bu mal gibi onunla dalıyorum? Hocana işaret et. Hocam burada tüp şeyi var. Niye mal gibi bununla dalıyoruz de. Diye bir işaret uydurayım. Evet. Bütün bu cümleyi anlatan bir işaret. Anlat. Sen de söyle Sarp. Kural 5. Evet bunları ağzımıza alalım de. Arkadaşım. Hocam çıkalım gidelim bir yere yemek yiyelim insan gibi. Kepaze olduk bak. Timing yapabilmeniz için Sarp sen onunkini o seninkini ağzından çekip aynı anda diğerini ağzınıza sokacaksınız ki içinize su kaçmasın. Yakında bunun DVD'si çıkar söyleyeyim bak. Evet, alın ağzınıza şeylerin ucunu, şnokerlerin. Evet, şimdi diğerini göster. Sen şnurkel bana... mi? Şnurkel. Ay bu adam şnurunu kaybetmiş. Tamam, gözlük neyse. Evet, işaret et. Ben bunu ağzımdan çekeceğim. Sen de bunu benim ağzımdan çek. Sonra bunu ağzıma sok. Ben de senin ağzına bunu sokacağım diye. Yap işaretini sarp, bakma mal gibi. Nerede o kız arkadaşım? Arkadaşım. Nerede o kız arkadaşım? Arkadaşım, erkek adamsın. Oğlum benim elimde palet var. Arkadaşım şunu ikide bir ağzından çıkarıp durma. Su yutuyorsun. Ya o tamam o benim ağzımdaki... Su yutuyorsun şu anda. Yutayım yutup bir şey olmaz. İçim temizlenir. Su yutuyorsun şu anda. Ne kadar tatlı bir hayat ya. Ne kadar güzel ya. Evet. Şimdi Sarp ayağınla işaret edeceksin. Üç dediğinde onu çekip onu sokacak. Yenge suyun altındayız ya. Suzan. Suzan. Sen orada kal biraz soğuda lütfen. Evet arkadaşım. Sen onunkini o seninkini çekip ötekini aynı anda sokuyorsunuz. Ayağımla işaret edeceğim de Sarp. Ayağınla 1-2-3 yap. Ne işin lan? Tam o sırada Suzan Deniz kızı ol.
Suzan otur oraya, uzan, Deniz kızı ol. Ayağını hafif salla. Evet, hafif salla ayağını. Tamam. Arkadaşım, sen bir anda Deniz kızını gör ve şok ol. Arkadaşım. Şimdi sen buna diyorsun ki, hocana diyorsun ki, hoca de ki sen bu tarafa git, ben bu tarafa de. Tam ayrıldığınızda dönsün, bizim salak içinden desin ki Allah'ım inşallah Deniz kızı görürüm ve karşısına çıksın. Evet. 3, 2, 1 yallah. Dön, tam giderken gör ve şok ol. Şok ol, tekrar dön bak. Gözlerine inanama. Gözlerine inanamıyorsun. Bir daha bak. Bir daha bak. Ve kızı gör, yanına yaklaş, aşık ol. Ver romantik müziği. Deniz kızı sen de onu gör. Arkadaşım, şimdi konuşman lazım onunla. Çıkaracağım artık, öleceğim herhalde. Hayır, gulu gulu yap, konuş, tekrar sok ağzına, tekrar konuş. Gulu gulu. Arkadaşım, konuşurken baloncuk çıkarıyorsun aynı anda. Sadece gulu gulu yaptım, çok da tahrikkar olmak ona bir şiir oku hemen. Gulu gulu. Çıkar şunu, şiiri oku, sok ağzına. Bir de şiir okuyorum aşağıda. Evet. Dur bir dakika, yaylı sazlar gelsin de bir şey söyleyeyim. Arkadaşım, hayatında ilk defa Deniz kızı görüyorsun ve çok fena çarpıldın. Merhabalar. Gulu gulu. Merhabalar gulu gulu. Nasılsın? Hemen nefes al. Ne güzel bir isminiz var, gulu gulu. Deniz kızı, konuş onunla. Merhaba. Deniz kızı, sen seni bir öperse sen de ayakların çözülecek insan olacaksın ve bunu istiyorsun. Tamam, evet. Bu mu en büyük isteğin yani? Hoş geldiniz. Ben su altındaki ilk erotik şopu açtım. Arkadaşım. Bu da ağız topu. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma. Kadına yavaş yeni yavaş yanaş. Arkadaşlarımız var. Arkadaşım, çok romantiksin. Yanaş. Sizi gördüğüme çok sevindim. İyi ki geldiniz. Şimdi de gidiyorum çünkü tüpüm bitti. Arkadaşım, al şunu ağzına. Kadına de ki bu dansı bana lütfeder misiniz de. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Etmez miyim? Hemen. Hemen kalk ayağa. Kalk. Suyun içindesiniz. Senin ayaklar birleşik, unutma Suzan. Evet, Suzan'la dans ediyorsun. Dans ederken yavaş yavaş yaklaşıp yanağından öpüyorsun, insan oluyor. Ne oldu? Ne? Çıkar şunu, ne diyorsun? Ne oldu? Bununla nasıl öpeyim diyorum. Çıkarıp öpersin aradan, tekrar takarsın. Suyun altında dans mı ediyorum? Evet. Allah beni kahretsin ya. Ne oldu sana ya? Kadın tepiniyor ya. Arkadaşım, onun şeyi var, kulacı var, şeyi yok. Kulacı var. Ne, yüzgeci. Buradan hiç kulacı geçti mi? Yüzgeci var onun. Evet. Hep kum kaldırıyorsun ama ya. Göz gözü görmüyor burada. Dans et, şununla çok mutlusun. Sanki suyun dibindesin. Dibindeyim zaten. Evet, dans ediyorsunuz, sarp, gör onları, şok ol. Sen de şok olanasın Sati. Çıkar ağzından şeyi. Ne oluyor? Sarp söyledi ki onu öpersen insan olacak. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. Biraz rahat edelim. Evet Sarp, söyle. Onu öpersin insan olacak. Yapma ya de.
Onu öpersen insan olacak. Yapma ya. Şimdi kıza söyle durumu. Evet, öyle olacak. Dur, daha söylemedin. Bayan dünden razı. Ay, nasıl bir deniz dibine geldim ben? Evet. İnsan ol. Ay, çok güzel oldum. Suzan, alkışlarla gel. Ve işareti verin, çıkın yüzeye. Bana bir şey oldu. Ne oldu? Şöyle ben şey oldum. Gerizekalılık yapma. Deniz erkeği. Olmaz. Arkadaşım olmaz. Olmaz. Evet, çıkın yüzeye. Kurşunları bırakın. Onu zaten bırakmıştık. İyi, tamam. Tekrar bırakın, boşluğa bırakın. İnerken bırakılmaz zaten. Bu enayi inerken bıraktı, dalamadık o yüzden. Evet, çıkın yüzeye. Sarp, çok şaşırdın. Söyle. O ne lan? Ulan kaç senedir dalarım de. Ulan kaç senedir dalarım. Hiç deniz kızıyla karşılaşmamıştım ya. Ben de vallahi. Zaten bizim makyaj Suzan. Kızlar, teşekkür ederim. Güzel bir hayat. Ne oldu abi? Su kaçtı. Bu garibim derdini anlatamadan gitti. Evet arkadaşım, şimdi hocamdan konuşun ya. Aranızda. Durum değerlendirmesi yapın, eve döneceksiniz. Ablacığım dur, yanına şey geliyor, mantar soba geliyor şimdi. Gelin bisikletin yanına. Gene bisiklet. Aha, bisiklet çalmışlar. Çalmamışlar, duruyor orada. Lan dedim, belki bir şans çalmışlardır. Sizin bisikleti başkası almış. Yanlışlıkla başka bisiklet bırakmış. Aa, ne kadar güzel. Oo, vitesli. Onun arkası da var. Arkadan oturma yeri var. Var var. Sarp, otur arkaya. Bu sefer sen kullan. Ben yorulurum ya. Belim ağrıdı hep. Kullan, onun ayağı yok. İstersen yan otur, köyüme götüreyim seni. Sarp, yaklaşsana. Bidon mesafesi var. Bidonun altında oturma yeri. Zaten bidonum kaldı Sarp. Sarp, gerizekalı mısın? Oraya k***ını koyacaksın, kafana değil. İkisinin aynı derecede kullandığı için... Sarp! Evet, biraz daha öne at kendini. Kendini Sarp, kendini. İn dolmuşla git lan. Hayır, evet. Ne biçim kurs bu ya? Arkadaşım, sen kendini biraz öne al, ayakta git sen. Evet. Sigortaya temas etme, sigortaya. Abi öldü. Bum getir abi, bum. Evet. Sarp, neredesin? Arkadan gidiyorsun. Yapış şuna. Dön bu tarafa, dön, 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 dön. Evet, dönün bana doğru. Dönün bana doğru. Tamam, öyle durun. Öyle, Sarp, bu tarafa geç sen de, yana geç. Evet, bu tarafa doğru dönün. Tuncay, bu iki salağın fotoğrafını çek, bir daha böyle göremezsin. Verin pozu Tuncay'a. Nereye gidiyor Tuncay? Bilmiyorum, sen bir yere selam ver, o bulur. Ver selamını.